Günaydın. Muhammed Emre, sana da günaydın aşkım. Burada. Muhammed Emre'nin biraz ateşi var arkadaşlar. Uyandığında ağlamıştı. Burada. Ben de bir baktım ki ateşi var çocuğun. Kavga dedik ha. Şimdi şöyle yumurta yapmıştım. Ondan sonra pırasa. Evet, şimdi ben buradan bardaklar aldım. Çocuklar kırılıyor. Ondan sonra bir çay bardakları aldım. Bu siyah da ben baktım. Siyah değil aslında. Bakın. Günaydın. Firoza. Firoza. Günaydın. Arayış Fatma. Günaydın. Evet arkadaşlar, bugün size evden çıkmadan önce çekemedim. Kameramı bir türlü açamadım. Şimdi bu pani de annenim ya. Açamayabilir. Neyse arkadaşlar. Usko çorduya motu içir kufuğuna. Ama amperakta. Bugün evde başlatamadım. Kameram açılmadı. Şimdi çocuklar okuldalar. Bıraktık onları güzelce. Okuyacaklar. Ondan sonra evlerine gelecekler. Abiha nerede? Abiha'yı göremedim ben. Rosarit bye bye. Allah hafiz. Arkadaşlar şimdi çocukları bıraktık. Okulda çok fazla sesim anlaşılmıyordu. Kahvaltılarını falan yapmışlar. Çocuklar dedim videoyu başlatayım. Kameramı açamadım. Böyle kameram böyle çok sallanıyordu. Bilmiyorum neden. Ondan sonra şey yapmaya çalıştım. Hani düzeltmeye çalıştım. Olmadı. En son okula gelince açıldı kameram. O yüzden şimdi çekebiliyorum size. Biz de şimdi eve gidiyoruz. Bakın böyle ağaca ip bağlamışlar. Zannedersem daha önce salıncak falan yapmışlardı. Arıç Fatma bugün sorunlu uyandı arkadaşlar. Agresif uyandı. Okula gitmek istemiyorum dedi. Sabah ağlamaya başladı. Kahvaltı bile yapmıyordu neredeyse. Ama ben onu ikna etmeyi başardım. Başardım ve onu okula getirdim. Okula getirdikten sonra da zaten dedi karnım ağrıyor. İşte ondan sonra şuram ağrıyor, buram ağrıyor. Ben de lavaboya götürdüm onu. Ancak öyle ikna edebildim onu. Şimdi ben de eve gidiyorum. Eve gittikten sonra biraz uyku çekeceğim ondan sonra. Uyanacağız zaten hepimiz. Çocuklar da gelmiş olacak. Sabah sabah işler başlamış bu arada. Ne güzel. Arkadaşlar bakın burada ne gördüm. Limon ağacı. Bakın. Çok güzel, küçücük daha. Çok böyle maşallah bereketli bir ağaç. Bakın. Erik'e benziyor ya. Burada bizim eriklerden yok biliyor musunuz? Yeşil eriklerden. Kırmızı balda eriği var. Ama yeşillerden yok. Ay şu çiçeğe bakın ne kadar güzel. Çok güzel. Böyle şeylere bayılıyorum gerçekten. Ben tam bir doğa insanıyım. Gezmeyi çok severim. Burcum da öyle. Kuş sesleri, kuş cıvıltıları. Sabah sabah yaprak dökümleri. Bayılıyorum böyle şeylere. Evet, şimdi çocuklar halime geldi. Çocuklara sağlık. Evet, Muhammed Emre'de kahvaltımız geldi. Bugün Muhammed Emre diyorum, ben yumurta yiyeceğim. Yumurta ile ekmek yiyor. Benim acı çıkmıyor abi. Afiyet olsun. Aaaa maşallah. Siz ne yiyecekler? Abi ne kekhane? Baba. Firoza, arı çık. Abi ne kekhane? Ne yiyeceğim sen? Arı. Kekhane. Kekhane. Çevre takayım. Bolo bolo jaldi bolo. Hayır ne dedim. Sen ne yiyeceksin? Çay pırata yiyeceğim. Çay pırata. Afiyet olsun. Günaydın.
Muhammed Emre, sana da günaydın aşkım. Muhammed Emre'nin biraz ateşi var arkadaşlar. Uyandığında ağlamıştı. Ben de bir baktım ki ateşi var çocuğun. Şimdi şöyle yumurta yapmıştım. Ondan sonra pırata. Arayıp Fatma sade ekmek istemişti yumurtayla yiyeceğim diye. Daha yemedi bak. Daha yemedi, sinir ediyor beni şu an. Yemeyeceğim diyor. Yukarı gideceğim diyor. Ben de dedim şu anda gidemezsin. Şimdi yemeğini ye. Firoze'ye dedim. Yumurtanı ye Firoze'yi. Çay pırata istiyorum dedi. Bakın çay pırata verdim. Artık ne yiyorsa çocuklar. Öyle yani. Bizim çocuklar çay pıratayı çok seviyor arkadaşlar. Muhammed Emre önce yumurtayla yedi değil mi? Önce yumurtayla yedi sade ekmek. Ondan sonra çay pıratayı ne istedi? Çay pırata verdik. Muhammed Emre. Ab kesiyor. Muhammed Emre. Emre. Ağzımdan öyle çıktı. Emre dersin. Ab kesiyor Tiko. İdir deko. Assalamualaikum karo. Acting karke dikha thodi. Bu arada ben o gün hastaneye giderken şey dedim ya, rezervasyon aldım diye. Herkes dalga geçmiş benimle. Ağzımdan yanlışlıkla rezervasyon çıktı. Aslında randevu diyorlar. Rezervasyon biz sadece restoranlarda vesaire alabiliyoruz. Hastaneye arkadaşlar kaç yıl oldu Pakistan'dayım ve hep Urduca konuşuyorum. Yani biraz Türkçe'de bir değişikliğim oldu konuşurken. Ve unuttum, hani bazı kelimeleri unutmam çok normal bence. Yok normal bence. Bence normal. Evet ya normal. Ağzımdan rezervasyon çıkmış. Yani bu kadar da çok aslında dalga geçilecek bir şey değil yani. Bunu sizin kendinizin de anlaması lazımdı. Ne zaman normal? Ne diyor? Diyorum annem sen ne zaman normal olacaksın? Ben normalim zaten çocuğum. Yok bu kadar. Tamam hadi yiyin bakalım. Sen de hemen aşağıya geliyorsun. Gel. Çelo. Çelo. Çelo demek haydi. Haydi aşağıya demek. Olur. Yemeğini ye. Çabuk. Arıyor. Arıç Fatma. Hı. Bak yemek yememek için bahane arıyor bak. Sabah da bu bayağı zorladı beni. Sabah da zaten sen duymuşsundur seslerini. Ağladı bayağı bir, ben gitmeyeceğim, karnım ağrıyor, yok şöyle yok böyle. Ay buradan inme. Yedek oyu Han Peter, buradan in. Buradan in, aferin. Evet, burada. Kim uyandı? Sen burada mısın? Neden uyandım? Uzan. Arif Fatma uyu. Selam. Burada Muhammed Emre'ye Neslihan banyosu yaptırdım. Şu anda kulakları temizliyor. Kulaklarını temizlerken hep oraya buraya kaçıyor. Bu çok rahat bir şekilde kulakları temizliyor. Muhammed yaptırıyor. Emre hiç sorun çıkartmıyor. Arayıp Fatma sorun çıkartıyor. Firoza da yapmıyor. Firoza da yavaşça kulağını temizletiyor. Bugün onlara da banyo yaptıracağım inşallah. İnşallah. Yarın cuma çünkü. Bu arada Vasilya da bisiklette o şey bozuldu. Bisikletin koltuğu mu? Hı. Ver. Dikav. Hidravatlı ben. Ben bunu şimdi yaptıracağım. Bu da bir şey kayboldu. Böyle bir şeyler oluyor. Orada vidası bir tane. Hı. Böyle bir şey oluyor. Hep bu yapıyorum. Yok başka değil, aynısı da olacak. O zaman dünyadan alacağım. Ben alacağım ya da ben bir şey yapacağım. Ne var sana? Sen de yapacaksın. Tamam yap. Yapacağım. Okey mi? Diyorum oldu mu? Evet şimdi ben buradan bardaklar aldım. Çocuklar kırılıyor. Ondan sonra bir çay bardakları aldım. Bu siyah da ben. Bak, siyah değil aslında. Bak. Siyah gibi ama siyah değil. Bir davulcu geldi. Başka çok şeyler de var. Bakın. Bardak filan her şey. Demir de var.
ben bu çok güzel ya. Doğru. Evet, buradan elma alacağım çocuklara. Doğulu kardı. Teriz bandını. Ev elde on doğu. ਯਾਰ ਤੂੰ ਅੱਗੋਂ ਤੇ ਨਾਨਾ ਪਾਈ ਜਾ ਵੇਲੇ ਚਿੱਟੇ ਪਾਈ ਜਾ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਣੇ ਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ ਯਾਰ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋ ਤਾਜੀ ਆਪੜ ਗਈ ਆ ਤੇਰੀ ਹੈ ਤਾਜੀ ਆ ਵੀ ਕਾਟ ਹੋਲੋ ਹੋਲੋ ਐਵੇਂ ਤੋਂ ਦਾ ਸੋਂਦਾ ਬੁਰਦਾਨ muzlara gördüm. Ama muz da taze taze. Burada bir muz abi. Her yere ne bayar. Teri mırzi teri. Muz çok güzel oldu. Buradan muz aldım. Buradan ben sebzeye geldim. Buradan ben soğan alacağım. Bir kilo kadar. Ondan sonra domates erdi bende var. Ada kilo kire değil. Salata alacağım. Bir de bu kadar. Mamas ne yar? Kitar gitti ne sare? Öyle. Evet, ben şu anda buradan bir kilo kime aldım. Görüyorsunuz motor şu anda nasıl oldu. Şimdi doğru eve. Hiçbir yere durmayacağım. Elhamdülillah ben evime kavuştum. Kavuştum. Nereye gidip geldin öyle? Ben pazara geldim. Ondan sonra geldi de yarım saat falan oldu. Şimdi ben eve geldim de. Yok, ben camiye gittim. Camiye'den sonra ben eve geldim. Neslihan bile başladım. Burada içinde çok çok güzel güzel şeyler içinde atıyor. Kıyma ve kıymanın kokusunu bile almaya başladım. Bu attığın bütün her şey kıymanın kötü kokusunu alıyor. Kutu ne oluyor ya? Ya et kokuyor. Et kokusu oluyor. Et kokusu oluyor. O et kokusuyla beraber sen yemek yiyebilir misin? Yiyemezsin. Neden yiyeyim? Et kokusunu kaybetmek için ya bir şey daha var. Bir şey daha var. Sen dedin mi o rapora bahsedeceğim. Evet, ona birazdan bahsedeceğim. Biraz sonra otur. Hem de o raporda size burada göstereceğim. Nerede? Screen'de. Ekranda size göstereceğim. Ondan sonra biz bunu bakın. Bize de söyleyin. Doğru mu? Bu arada Neslihan ocakta buradan çıkardım. Bakın. Güzelce yapalım. Parıl parıl gözüküyor ya. Çok güzelsin sen Neslihan. Temizlikte bayağı seviyorum seni. Ne ya? Doğru ya. Doğru. Evet. Maşallah ne güzel. Biraz bunu karıştık. Ne güzel gözüküyor ya. Eline sağlık Neslihan'cığım. Yemeğimiz hazır. Hem de duma da çok güzel çıktı. Daha yeni kapattım ya. Tamam. Eline sağlık. Evet Neslihan'cığım, anlat bakalım. Arkadaşlar bu arada biz yemeğimizi falan yedik. Şimdi çocuklar biraz dışarıda oynuyorlar. Şöyle size tahliye sonuçlarından bahsedeceğim diye söylemiştim videomda. Tahliye sonuçlarım biraz problemli çıktı. Neden? Ne bir kan eksikliğim var, hani kansızlık dendi ya, kan eksikliğim falan çıkmadı, kansızlık çıkmadı. Demir eksikliğim çıkmadı. Ondan sonra sadece bir problem çıktı. Burada koyuyoruz, bakabilirsiniz. Bu arada tahlil sonuçlarımın reçetesini size burada
fotoğraf olarak koyacağım. Kendiniz de bakabilirsiniz. Bütün yazılar normalken sadece iki tane yazı kırmızı var. O kırmızı yazılarda işte benim bünyemde ne problem var onu anlatıyor. Benim karın içi enfeksiyonum olmuş. O yüzden yemek yediğimde, yemekten sonra hep tansiyonum düşüyor. Ondan sonra bu karın içi enfeksiyonundan dolayı ayaklarım, kemiklerim vesaire bunlar ağrıyor. Nefes falan. Nefesimle ilgili bir problem yok. Yani karın içi enfeksiyonum olduğu için yemek yedikten sonra ben bu yemeği hazmedemiyorum. Yani benim midem bu yemeği öğütemiyor. Nasıl anlatayım size? Anladınız siz zaten. Öğütemeyince de şey oluyor. Benim tansiyonum kendiliğinden düşüyor. Ve ben bunu aslında kaç yıldır yaşıyorum, tansiyon meselesini. Ama bu karın içi enfeksiyonum ne kadar zamandır var onu bilmiyorum. Sadece işte şu karın içi enfeksiyonum için nelere dikkat etmem lazım onu söyledi bana doktor. Bana güzel bir mide şurubu yazdı arkadaşlar. Mide ilacı verdi. Ondan sonra şu enfeksiyonun giderilmesi için bir ilaç verdi. Onun dışında Neslihan dışarıdan yemek yeme dedi. Ondan sonra çok fazla baharatlı, işte sana yağlı, sana zarar veren şeyleri tüketme dedi bana bir süre. Ondan sonra inşallah enfeksiyonun geçecek ve senin bünyende normal bir bünyeye gelecek dedi. Onun dışında hamdolsun bir problemim yok. Tiroid bezini sorarsanız, tiroid beziyle ilgili bir test yaptırmadım. Ona gerek kalmadı. Çünkü anlaşıldı ki sadece benim karın içi enfeksiyonumdan dolayı bu problemleri yaşıyorum. O yüzden o teste de gerek kalmamış oldu. Dediğim gibi inşallah dikkat ediyorum. Yani ilacımı içiyorum her gün. Sabah, öğlen, akşam ilacımı içiyorum. Şurubumu 2 kaşık içiyorum arkadaşlar. Eminim inşallah yakında düzeleceğim. Yani bütün bu problemleri neden yaşıyorum? Bunu anlamış olduk bu kan tahlilini yapınca. Dediğim gibi reçetenin fotoğrafını size zaten verdik. İsterseniz kendinize dikkatlice bakabilirsiniz. Eğer doktor bir tanıdığınız varsa ona da gösterebilirsiniz. Ya da siz doktorsanız siz de bakabilirsiniz. Onun dışında hamdolsun. Öyle. Sizlerle de paylaşmak istedim. Zaten hepiniz merak ediyorsunuz. O yüzden arkadaşlar sizinle paylaştım. O zaman ben artık videomu kapatıyorum. Videomuzu beğenmeyi, hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere inşallah. Yarınki tekrardan vlogta.